Oyuncu Ayşe Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Ayşegül Atik 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncunun vefat haberini alan Işıl Yücesoy, "Dostumdu, yaktı, yıktı, gitti," dedi. Unutulmaz dizilerin başında gelen En Son Babalar Duyar'ın şükranı Ayşegül Atik dün gece hayatını kaybetti. Birçok dizide rol alan başarılı oyuncunun ölüm haberi sevenlerini ve sanat camiasını derinden etkiledi. Atik'in öldüğünü öğrenen Armağan Çağlayan, Ali Sunal, Hayko Cepkin, Işıl Yücesoy gibi ünlü isimler sosyal medya hesaplarında duydukları üzüntüyü paylaştı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları. Ali Sunal: "Ah Ayşegül ablam, ah benim Şükran annem, ah benim güzel ustam, mekanın cennet olsun. Mustafa senin gibi bir annesi olduğu için çok şanslıydı." Işıl Yücesoy: "Bir ömür geçirdik birlikte, güldük, ağladık. İnsan gibi insan, sanatçı gibi sanatçıydı Ayşegül Atik. Dostumdu, yaktı, yıktı ve gitti, geride anılar, anılar." Armağan Çağlayan: "Çocukluğumun, gençliğimin bir yıldızı daha bize veda etti. Güle güle Ayşegül Atik, yattığın yer nur olsun." Hayko Cepkin: "Ayşegül Atik, çocukluğumuzdan bir yaprak daha rüzgarına kapıldı." Derya Baykal: "Usta oyuncu Ayşegül Atik'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Çok üzüldüm. Mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Güzel insan, güzel kadın." Sabahat Akkiraz: "Sanat ailemizin bir üyesini daha kaybettik. Ayşegül Atik yıllarca sanatı ile bize hep güzellikler kattı. Nur içinde uyusun." Hakan Hatipoğlu: "Önce alışveriş, sonra fiş. Yeni nesil bilmez ama benim nesil bu skeçleri çok iyi bilir. Allah rahmet eylesin. Ailesine başsağlığı dilerim." Ayşegül Atik kimdir? Ayşegül Atik hayatı ve biyografisi. En Son Babalar Duyar dizisinin sevilen oyuncusu Ayşegül Atik, geçirdiği kalp krizi sonucunda 72 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasını yasa boğan gelişme sonrası Ayşegül Atik kimdir, Ayşegül Atik hayatı ve biyografisi gibi konular merak edildi. Türk televizyon tarihinin uzun soluklu yapımlarından biri olan En Son Babalar Duyar dizisinde Şükran anne karakterini canlandıran usta oyuncu Ayşegül Atik Bodrum'da hayata gözlerini yumdu. 72 yaşındaki Atik, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Atik'in ölüm haberi, başta sevenleri olmak üzere, sanat camiasını yasa boğdu. Ayşegül Atik, doğum tarihi 1948, 72 yaşında vefat ettiği Ankaralı. 1948 yılında dünyaya geldi. Gerçek ismi Mürşide Ersoy olan Ayşegül Atik, 5 kardeştir. 1980'li yıllarda Ali Atik ile beraber "Önce Alışveriş, Sonra Fiş" sloganı ile hafızalarda yer edinen KDV reklamlarında oynadı. Ankara TED Koleji'ni bitirdi. Ardından Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun oldu. 1977 yılında KDV reklamında rol aldığı Ali Atik ile evlendi ve 2002 yılında evliliği son buldu. Ayşegül Atik'in bu evliliğinden Argun ve Alper isimlerinde iki oğlu oldu. Bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi'nde oyunculuk ana sanat dalı öğretim görevlisi olarak görev yapan Ayşegül Atik, bugüne kadar Taşı Toprağı Altınşehir, Tatlı Çarşamba, Kartallar Yüksek Uçar, Sen de Müşakir, Alıştık Artık, En Son Babalar Duyar, Kısmetim Otel, Şen Yuva, Ali Kundili 2 ve Yaşamak Güzel Şey gibi birçok projede rol aldı. 2017 yılında ise Dayan Yüreğim isimli dizide rol almış ve dizide Türkan karakterini canlandırdı. Allah rahmet eylesin,
mekanı cennet olsun, Allah taksiratlarını affeylesin, toprağı bol olsun.